Selamun Aleyküm, hoş geldiniz dostlar. Dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait P-72A'nın Rus filosunu gözetlediği ifade edilmiş. Neden bunu diyoruz? Haberin detayları İtalyan Havacılık Radar İzleme Sitesi tarafından servis ediliyor. Akdeniz'de gerçekleşen Neptun Strike tatbikatı kapsamında İtalyan donanmasının bu bölgeyi gözetlemesinin NATO tarafından İtalyanlardan istendiği iddiası var. Bununla ilgili İtalyan Havacılık Radar izleme Sitesi'nde haber servis ettirirken Akdeniz'deki savaş gemilerinin tahmini konumunu da görmektesiniz. NATO tarafından Orta Akdeniz'de Neptun Strike tatbikatının yapıldığı sırada Rus donanmasının da Akdeniz'de olduğunu hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Taşımacılık Komutanlığı Transcom tarafından video servis ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 230'dan fazla vagonla bir bölgeye sevkiyat yaptığı ifade edilmiş. Hangi ülkeye sevkiyat yapılacağına ilişkin detayın verilmediğini de görmekteyiz. Diğer haberlerimizi aktaralım. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Havelsan'ın Airbus A320neo simülatörünü test etti. Görüntüler buradan. Yine kendisi Türk savunma sanayisinin 2022 hedeflerini bugün anlatıyor. 31 Ocak'ta konuştuğunu da hatırlatalım. Özgün helikopterimiz Gökbey'in ilk teslimatlarının Jandarma Genel Komutanı'na yapılacağını duyurdu. Yine jet, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. Mini-İA sistemleri için mühimmat bırakan Mini-İA Boyga ilk kez kullanıma girecek. Göktuğ Projesi kapsamında Bozdoğan Görüş İçi ve Gökdoğan Görüş Ötesi füzelerinin ilk teslimatının yapılacağı duyuruldu.

İsrail Cumhurbaşkanı ikinci gününde de Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Herzog ülkesiyle Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını söyledi. Tel Aviv ile Abu Dhabi arasında varılan sözde normalleşme anlaşmasının kritik olduğunu da ifade ediyor. Bu anlaşmadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olduğunu da hatırlatalım. Kendisi Expo 2020 Dubai'yi ziyaret ediyor. Burada yaptığı konuşmada Tel Aviv'de Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçiliği açma onuruna sahip olduğunu ifade ederek İsrail'in ortak bir gelecek vizyonuna sağladığı katkıdan ötürü Birleşik Arap Emirlikleri ile gurur duyduğu gibi artık bizi şaşırtmayan cümleler kullanıyor. Herzog İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasının sadece iki ülke ilişkilerini normalleştirmekten ibaret olmadığını tüm bölgenin gelecek nesiller için yeni bir yarını şekillendirdiğini not düşüyor. Kısaca ilk ihanet edenler Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn oldu. Yine Suudi Arabistan'da benzer şekilde zaten Mısır'da Sisi'den dolayı biliyoruz. Amaçları daha çok Arap ülkesinde yönetimi ele geçirmek. Ukrayna'ya gidiyoruz. Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür satın aldığı gerekçesiyle vatana ihanet ve terörizme finansman sağlamakla suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, başkent Kiev'de bulunan Devlet Soruşturma Bürosu'na gelmiş durumda. Poroshenko basın mensuplarına açıklama yapıyor. Irak'ta eski başbakan İyad Allavi yeni hükümetin eskileri gibi yolsuzluk, idaresizlik ve siyasi hizipçilik esasına göre kurulacağını savunarak yeni hükümet için siyasi program hazırladığını söyledi. Allavi siyasi programı tanıtmak amacıyla başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi. Kendisinin hükümet kurma sürecinde yer almadığını da hatırlatalım. Bazı önemli siyasi kişileri arayarak ulusal safı birleştirme çabalarımızı aktardım. Ancak eminim siyasi hizipçilik, mezhepçilik ve yolsuzluktan kurtulamadığımız sürece bu çabamız ve programımız kağıt üzerinde kalacak ve Irak bir adım daha ileriye gidemeyecek açıklamasını yapıyor. Kütahya'da Kış Kapıda yalnız bırakma kampanyası kapsamında Suriye'deki savaş mağdurları için 6 tır insani yardım malzemesi bugün yollandı. İHH Vakfı tarafından yollandığını da hatırlatalım. Bu şekilde haber servis ediliyor. TAPI projesinden bahsedelim. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan projesi Mart ayı ile birlikte kaldığı yerden devam edecek. Daha önce çatışmalar nedeniyle durdurulmuştu. Projeyle Afganistan'ın 6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Azerbaycanlı tarihçi Ramin Sadık şu paylaşım yapıyor. Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan Türkçesinde basılan 8. sınıflar için ders kitabından notları paylaşmış. Kendileri burada evrim teorisini savunan eserleri zorla Azerbaycan halkına okutmuş durumda. Pakistan Başbakanı İmran'a açıklamalar yapıyor ki artık ben kendisinin açıklamalarını ciddiye almıyorum çünkü iş Doğu Türkistan'a geldiğinde sessiz oluyor. Başbakan Justin Trudeau'nun Kanada Başbakanı'ndan bahsediyor İslamofobi'yi açıkça kınamasını ve bu çağdaş felaketle mücadele için özel bir temsilci atama planını. Memnuniyetle karşılıyorum açıklamasını yapıyor. Zamanında harekete geçme çağrısı uzun zamandır tartıştığım şeyle yankılanıyor. Bu tehdide son vermek için el ele verelim açıklamasını yapıyor. Kanada demişken Kanada Savunma Bakanı muhtemel Rus işgali hazırlıkları arasında Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Görüntüler bugün Ukrayna'dan servis edilmiş. Diğer haberlerimizi aktaralım. İsrail'e gidiyoruz. Daha doğrusu Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan İçişleri Bakanlığı İsrail için çalışan 17 casus şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Lübnan Enformasyon Bakanı görevini vekaleten yürüten Abbas El Halabi konuştu. Kabinenin 2022 bütçe görüşmesinden sonra kendisi açıklamalarda bulunurken İçişleri Bakanı İsrail'e 17 şebekenin çökertildiğini duyuruyor. Bakan gözaltına alınan kişi sayısına dair herhangi bir açıklama yapmazken bu sayının yüzü bulması bekleniyor. Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi Lideri Nebip Berri de Lübnan sınırları içerisinde İsrail'e karşı gerçekleştirilen başarılı operasyon dolayısıyla güvenlik güçlerini tebrik ediyor. Hizbullah'a ait El Arabiya isimli terör gazetesinde Bugün yayınlanan haberde Lübnan İç Güvenlik Servisinin 4 hafta süren operasyon sonucunda Mossad için çalıştıkları iddiasıyla önemli kişileri yakaladığını duyurmuştu. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından servis edilen videoda L-400 LHD Anadolu'ya Bayraktar TB3 entegrasyon çalışmalarının bu yıl başlanacağı TB3'ün ilk uçuşunu bu yıl yapacağı da duyurulmuş oldu önemli bir gelişmeydi dostlar. Böylelikle haberlerimizi noktalıyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها الأسلاك العسكرية أسوة بسائر المواطنين ثم المجلس بدراسة ما تبقى من مواد